sinirsel kolit neden oluyor? Yaşlanmayı ertelemek mümkün mü? Yaşasın Hayat başlıyor. Yaşasın Hayat'tan merhaba. Ben Melda Yücelkocaer. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte bu hafta da sizlere dolu dolu yaşasın hayat diyoruz ve hocamızdan yaşasın hayat dedirtecek yaşam tüyoları alıyoruz. İnşallah. Hocam merhaba. Merhaba. İnşallah değil mi? Şimdi hocam aslında epigenetikle başlayalım. Biz genetiği biliyorduk, tam çözmek üzereyken bir de üzerine epigenetik eklendi. Ne farkı var? Genetik kader mi değil mi, değiştirilebilir mi diye konuşurken epigenetiği bu sorgulamanın neresine koyalım? Nasıl anlayalım? Genetik mirasımızın kader olmadığı 2000'li yıllardaki pek çok çalışmayla ortaya çıkmıştı. Hatta aslında bizim ilk yayınlanan Yaşasın Hayat kitabının da sloganı genetik miras kader değildir cümlesiydi. Epigenetik aslında 90'lı yılların parlayan yıldızlarından biri sağlık alanında. Ama 2010 yılından sonra büyük bir hız kazandı. Ve gerçekten çok önemli noktalarda genetik mirasın nasıl değiştirilebileceği konusunda büyük çalışmalarla, büyük başarılara imza attı. Epigenetik şu, genlerimiz bizim hücrelerimizin çekirdeğinde DNA'larımıza yerleşmiş olan yaşam şifrelerimiz. O şifrelerin vereceği mesajlar ve üreteceği proteinlerle biz sağlıklı, sağlam, sıhhatli oluyoruz ya da hasta ve problemli bir ömür sürüyoruz, kötü yaşlanıyoruz. Bu genlerin bir nota olarak düşünürseniz, genlerin nasıl çalınacağı, hangi notaların öne çıkarılıp hangi notaların pas geçileceği, yani o gen genetik şifrelerin yazılı olduğu nota manzumesinin hangi becerikle, hangi yetenekle icra edileceği epigenetiğe bağlı. Peki nasıl olacak bu iş? Epigenetik aslında çok basit bir şey. Yaşam tarzımız. Bu genlerin içinde bizi doğuştan avucumuza sıkıştırılıp verilen o genetik miras dediğimiz genlerin içinde iyi genler de var, kötü genler de var. Eğer biz bilimi temel alarak iyi genleri daha çok coşturabilirsek, daha çok konuşturabilirsek, daha açık hale getirebilirsek ama aynı zamanda da kötü genleri susturmayı başarabilirsek ya da kötü genlerin etkilerini sınırlamayı başarabilirsek, susturamazsak bile o zaman daha az hastalanıp daha çok sağlıklı kalır, daha sağlıklı ve sağlam yaşlanır, daha iyi bir hayat süreriz. Vücudumuzda kansere karşı savunma mekanizmalarını düzenleyen genler iyi genler. Ama bu iyi genlerin nasıl çalışacakları ya da nasıl susacakları çok net ve açık bugün biliyoruz. Örneğin egzersiz yapmaya başladığınız zaman sizi kansere karşı koruyan bu antik kanser genler daha iyi çalışmaya başlıyor. Daha güçlü mesajlar, daha güçlü proteinler, daha güçlü enzimler üretiyor. DNA tamirini daha kolay sağlayabiliyor veya DNA korumasını daha güçlü hale getirebiliyor. Keza egzersiz değil tek başına. Örneğin çok konuştuğumuz bu masada iki öğün beslenmeyi hep gündemde tutabilirseniz ya da uykunuzu güzel ayarlayabilir, uykusuzluk sorununun aslında bir genetik miras için sabotajcı olabileceğinin farkına varabilirsiniz. Yine iyi genleriniz çalışıyor. Takviye olarak da geçenlerde konuştuk. NAD, NAD dediğimiz takviye de mesela daha çok mTOR genleri dediğimiz genlerden hareketle resveratrolle özellikle üzüm kabuğunda ve çekirdeğinde bulunan mucize madde resveratrolle iyi genlerin gazına basıp kötü genlerin egzozlarını kapatabiliyor. Dolayısıyla epigenetik çalışmalar bana göre ve hepimize göre bizim bu yaşlanma ve kronik hastalıklarla özellikle uğraşan hekimlere göre gelecekteki en önemli yol haritamız olacak. Bu genlerin ne olduğunu bilmemiz ve o iyi genleri coşturan şeylerin üzerine daha fazla gitmemiz aslında çok fazla bir şey de biliyor değiliz. Bildiğimiz şey iyi uyu, düzenli egzersiz yap, beslenmene dikkat et, şekerden, undan, nişastadan, kilo almaktan uzak dur ve iyi beslen ve bir de mümkün olduğu kadar stresi az, huzuru bol bir hayat sür. Nereden çıktı bu? Bir örnek verelim yine. En sondan başlayalım. Mesela yoğun stres olduğu zaman telomeraz enzimi aktive oluyor. Telomeraz enziminin aktive olması demek telomerlerimizin kısalması demek. Hocam ne demek telomer? Niye kısalır? Kısalınca ne olur?
Telomer, bu bizim bahsettiğimiz biraz önceki gen şifrelerimizin yazılı olduğu DNA'larımızın ucunda olan koruyucu yapılar. Bunları ayakkabı bağlarımızı DNA gibi düşünürseniz, içinde genlerin saklı olduğu, ucundaki o küçücük plastik ucunun pörsümesini engelleyen plastik kaplar gibi düşünürseniz telomer orası. Ve hücre her bölündüğü zaman, bölünme sürecinin her bölünmesinde o telomerin bir miktarını kaybediyor. Ama siz hücre bölünmeden de telomeri törpülerseniz o zaman telomer hasarı oluyor. Bu hasarda genlerin kötü genlerin özellikle kendilerini ifade etme ve ömrünüzün kısalması, ömrünüzün kronik hastalıklarla geçme ihtimalinin artması anlamına geliyor. Özetle şu, epigenetik bizim orkestramızın şefi. Bu orkestra şefi iyi çalışırsa, piyanist daha güzel çalar, kemancı daha iyi, violonsel daha iyi ses çıkarır. Arkadaki bütün orkestra üyelerinden olağanüstü bir beste dinleriz. Ama tam tersi söz konusu, gürültüden, patırtıdan, ritim bozukluğundan hayatımızı hercümerç içinde hastalıklarla problemli bir şekilde de geçirebiliriz. Ahengi kaçırmamak lazım. Bu beslenmeden dediğiniz gibi uykuya, paslanma, iltihaplanma, şekerlenme bu bütün hepsi, anlattıklarınızın yanlışlarımızın toplamı. Değil mi? Çok şeker tüketirsek şekerleniyoruz. Çok antioksidan sistemi pas geçersek paslanıyoruz. Bunların hepsi biraz önce söylediğiniz gibi iyi gen kötü gen ilişkisinde iyi genleri geri plan atıyor, kötü genleri ön plana çıkarıyor. Bu bahçenizdeki böceklerin, ağaçların ve biyolojik yapının dengesi gibi. Siz daha çok çiçek, daha az pörsümüş ağaç istiyorsanız daha iyi gübreler vermeli, daha zamanında sulamalar yapmalı. Yani kendinize daha iyi bakmalısınız. Çünkü vücudumuz da Melda Hanım bahçe gibi. Bakarsanız bağ, bakmazsanız dağ oluyor. Şimdi dağ kısmında bakmazsak dağ kısmında belki yaşam tarzının da etkisiyle, sinir stresinin de etkisiyle herkeste bir mide sorunları, bağırsak sorunları oluyor. Ve sinirsel kolit başlığı da manşetteki yerini şu dönemde de koruyor hocam. Sinirsel kolitle hassas bağırsak sorunu aynı şey mi? Bunu da konuşalım. Hemen hemen aynı şey. Kolit dediğimiz problem kalın bağırsaklarda bir problemin olduğu hale biz genelde kolit ismini takıveriyoruz. Sonunda it eki var. Bir şeyin sonuna organın örneğin sinüsler, sinüzit olduğu zaman sinüslerimiz hastalanmış, iltihaplanmış. Bronşlarımız bronşit olduğumuz zaman, it eki geldiği zaman Latince bronş iltihap anlamına geliyor. Ama biz kolit dediğimiz zaman kolit mutlaka bağırsak iltihap anlamına gelmiyor kalın bağırsak. Aslında kolit sorunu dediğimiz sorun bir karmaşık sorun. Bu sorunun içerisinde İltihaba bağlı kolitler var. İltihaplı kolitler diye bir grup var. Kolitis ülseroza mesela onların en tehlikelisi. Kanamalarla giden çok ağır bir kolit. Allah korusun uzun vadede kansere dönüşme riski bile olan bir kolit şekli. Bir de bugün özellikle son zamanlarda biraz önce söylediğiniz gibi çok doğru ifade ettiniz. Özellikle kadınlar arasında. Özellikle stres yoğunluğunun yüksek olduğu meslek gruplarında, özellikle stres yoğunluğunun tepe yaptığı bu pandemi döneminde zirve yapan sinirsel kolit, spastik kolit veya İngilizce adıyla irritable bowel syndrome, daha net adıyla huzursuz bağırsak sendromu, mutsuz bağırsak sendromu dediğimiz sendrom ortaya çıkıyor. Şöyle bir durum var Melda Hanım. Beynimizle kalın bağırsaklarımızın arasında önce onu bilmemiz lazım. Bir kırmızı telefon hattı var. Aracı olmadan birbirleriyle konuşuyorlar. Bağırsaklarımızdaki flora beynimizi etkiliyor. Yani bakteriyel yapının dağılımı, biyolojisi. Beynimizin ruhi psikolojisi de bağırsaklarımızı etkiliyor. Yani bağırsak biyolojiyle beyni, beyin psikolojiyle bağırsakları devamlı etki altında tutuyor. Ve aracı kurum yok burada. Bağırsaklar ikinci beyin sözüne siz katılmıyorsunuz aslında. Yok hayır. O beyne hakaret olur. Yani beyin gibi çok detaylı, çok önemli, hayatın merkezi olan bir organı bağırsağı, yani bir insanın bağırsağının yarısını çıkarabilirsiniz, beyninin yarısını çıkarıp bir kenara koyamazsınız. Yok öyle şey. O bir böyle bir pazarlama süreci. Probiyotikleri daha çok satmak isteyen bana göre probiyotik firmalarının yazdırdıkları kitaplarda ikinci beyin falan gibi böyle Cem Yılmaz'ın çok güzel ifade edebileceği palavra laflardan birisi. Bir de bu ikinci beyin var ya, orada serotonin imal ediliyor. Evet. Oradaki serotonin beyne geçmiyor ki, alakası yok. O serotoninin görevi başka. O serotonin başka işlerle meşgul oluyor. Ama orada vücudumuzda toplam serotoninin %80'ini ikinci beyin bağırsağımız üretiyor. Mutluluğumuzun sırrı bağırsak. Hadi o bağırsakla sen bir depresyonu tedavi et de göreyim bakayım. Mümkün değil. Olsa olsa depresyondan bağırsaklarınız etkilenir.
bağırsaklarınızdan depresyonunuz çok fazla etkilemez. Etkilense bile mini minnacık bir miktar etkilenir. Neden değil sonuç. Evet, yani burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu kolit meselesinin %90'ından fazlası kanaatimce stresle alakalı, hipofiz, hipotalamus, böbrek üstü bezi aksının bozuşmasıyla alakalı, stres hormonlarıyla alakalı ve bizim genel akordumuzla alakalı. Bir kemanın teli gibi iki tane telimiz var bizim. O telin birisi sempatik sistem, kontrol dışı çalışan sinir sisteminde. Diğeri de parasempatik sistem. Ama sempatik sözcüğü ne kadar hoş bir sözcükse güncel hayatta, o sinir sistemlerinin dengesine baktığınız zaman sempatik orada çok kötü. Sempatik hakimiyete girdiğiniz zaman, siz yüzünüz güldüğü zaman size sempatik kişi derler. Ama sinir sisteminizin o otonom çalışan yapıda sempatik sistemin emrine girerseniz, bilinç altından, elinizde olmadan, bağırsaklarınız kasılır, mideniz kasılır, yüzünüz kızarır, terlemeye başlarsınız, kalbiniz hızlanır. Tabii. Var orada. Yani doğrudan doğruya stres sisteminin banyosuna girersiniz ve noradrenalin, adrenalin, ne kadar stres hormonu, kortizol, böbrek üstü bezine salgılanan, onların esir haline gelirsiniz. Ama siz eğer sempatik parasempatik dengesini iyi kurarsanız, akordunuz iyiyse, hele hele parasempati vagusu biraz daha öne çıkarabilirseniz, o zaman gerçekten kalbinizde, tansiyonunuzda, nabız hızınızda, bağırsaklarınızda, midenizde çok daha mutlu, uykunuz çok daha keyifli olur. Bu sinirsel kolitin bir kısmının arkasında, oraya getirmek istiyorum, sempatik hakimiyete girmek var. Yani yoğun ve ani karar almak zorunda olanlar. Birdenbire değişen şartlara uyum sağlayamayacak kadar ruhsal dengesi yerinde olmayanlar. Bunun dışında ani strese yol açan, beklenmedik olaylarla sık karşılaşanlar. Örneğin bunlar kimler? Bankacılar olabilir, finansçılar olabilir, gazeteciler olabilir, sizin gibi basın medya grubu olabilir. Bunun için politikacılar, siyasetçiler olabilir ama bir kütüphane öğretmeninin böyle bir riski yok. Veya kütüphane çalışanının böyle bir riski yok. Alır kitabı sizin önünüze koyar, hepsi o kadar. Karar verme riski yüksek olan insanlarda çok oluyor. Bunun yanında tabii çocukların bakımı, eşin bakımı, işin bakımıyla uğraşan anneler, anne adayları. Bunların hepsinde bu sinirsel bağırsak meselesine, mutsuz bağırsak meselesine daha çok rastlarız. Şimdi baştan beri konuşuyoruz ama sinirsel kolit mi, sinirsel mutsuz bağırsak mı var? Belirtilerinden nasıl ayırt edelim? Çok güzel bir soru. Aslında belki oradan girmeliydik. Şimdi bir insan, özellikle de bir orta yaşlı kadın en çok bunun adayıdır. Öğrencilerde bile olur ama en çok orta yaşlı kadın, kısmen de erkekler. Aşırı miktarda gaz, şişkinlikten şikayet ediyorsa. Osman Hocam, ben sabahleyin 34-36 bedenle neredeyse işe gidiyorum. Akşam 40-42 bedenle dönmek zorunda kalıyorum. Zaman zaman durup dururken karnım böyle araba tekeri gibi, lastik gibi böyle şişiyor. Gazdan duramıyorum, boğuluyorum. Bunun dışında karnım ağrıyor, strese giriyorum diyorsa, bunun arkasında biz tabii ki öncelikle birçok hastalıkla beraber bir kolit meselesi var mı yok mu anlarız, araştırırız. Ve bunun çoğunu sadece kişiye zaman ayırıp onunla konuşarak sinirsel kolit mi yoksa iltihabi kolit mi anlayabiliriz. Ama emin olamadığımız durumlarda bazı testler yapmak zorunda kalırız. Mesela büyük abdestte kalprotektin testi diye bir test var, ona başvururuz. Ya da yine kanda zonulin dediğimiz bir protein ararız. Bağırsak hücrelerinin duvarlarını, zonlarını birleştiren bir proteini. Yani daha olmazsa endoskopik incelemelere gideriz, kolonoskopi isteriz. Kısacası kolit meselesi çok yaygın bir sorun olmasına rağmen çok kolay tanımlanabilen ama çok kolay tanınmayan bir problem. Bunun sinirsel olduğunu düşünürken arkadan ülseriz kolit gelen ben çok vakayla karşılaştım. Yani birkaç ay merak etmeyin sinirsel kolitiniz var galiba deyip arkasından kanamayı görünce endoskopi yaptırıp kalın bağırsakta ülserlerin olduğunu görüp bunun iltihabi bir kolit olduğunu gördüğümüz vakalarla da karşılaşıyoruz. Bilmemiz gereken şey şu. Bağırsak problemleri genellikle saklanıyor. Yani bir insanın kalbinin çarpması çok aristokratik bir hastalık gibi, romantik bir hastalık gibi ortaya çıkıyor. Ama affedersiniz gaitada büyük problemler çıktığı zaman kanama bile oluyor, basura oluyor, kabızlığı oluyor, gazı oluyor. Çok affedersiniz hocam deyip bir yere bakarak şikayetini anlatıyor insanlar. Böyle bir şey yok.
hastalıkların arasında tolerans farkı ya da asalet farkı yok. Her hastalık hastalıktır ve doktorunuz da bunu mutlaka ama mutlaka çok gecikmeden paylaşmanız lazım. Bir şey daha söylemem lazım. Lütfen. Sinirsel kolit dediğimiz kolit aslında veya spastik kolit dediğimiz kolit aslında sadece sinirselde olmayabiliyor. Mesela bazen bazı maddelere karşı toleransımız bozuluyor zamanla. Mesela laktoz toleransınız bozulmuşsa, laktozu sindiremiyorsanız, laktozu sindiren laktaz enziminiz noksansa sütteki, yoğurttaki, bu da kolit gibi gaz şişkinliği ishal yapabiliyor. Ya da fruktoz intoleransınız varsa, yani meyvedeki fruktoz şekerini parçalaması gereken bağırsakta, bağırsak duvarınızdaki o enzim genetik olarak yetersizse inanılmaz bir gaz bombasına, zepline bile dönebilirsiniz. Aynı şekilde histamin intoleransı. Histaminden zengin gıdaları yediniz. Örneğin peynir yediniz, çikolata yediniz. Birdenbire karnınız böyle tekerlek gibi şişti. Bu histamin intoleransı. Maya kafein mi burada belirleyici yoksa? Yok, hayır. Kafeinle ilgisi yok. İçindeki histamine bağlı. Histamin. Gıdanın içindeki histamine bağlı. Dolayısıyla histamin intoleransı, fruktoz intoleransı, laktoz intoleransı ya da çok daha nadir ama olur. Lektin. Kurbakla ilgilerdeki fasulyede mesela olan bir protein. Buna karşı da sizin intoleransınız olabilir. Dolayısıyla ciddi boyutlarda koliti olan bir kişinin mümkünse bir gastroenteroloğa öncelikle gitmesinde fayda var. Eğer o mümkün değilse bu bir dahiliye uzmanı bunu rahatlıkla yönetebilir, çözebilir. Ama belli bir noktadan sonra kolonoskopi veya diğer ileri derece gerektiren incelemelere ihtiyaç duyarsa mutlaka bir gastroenterologla işbirliği yapar. Evet. Aslında hocam karın şişliği neden olur sorusunun ilk beşini yanıtladınız siz, onu sıraladınız. Tamam. İkinci beş dediğimizde burada da huzursuz bağırsak sendromu ilk başta çıkıyor karşımıza. Sonrasını nasıl getirelim? Aslında huzursuz bağırsak sendromu biraz önce anlattığımız sinirsel kolit. Evet. Aslında yani mutsuz bağırsak sendromu. İkinci olan daha önemli, daha bu son zamanlarda yaygın hale gelen konu disbiyozis meselesi. Disbiyozis biyoloji dengesizliği. Nerede? Bağırsaklarda. Normalde bizim bağırsağımızın içerisinde belli miktarda iyi bakteri, belli miktarda kötü bakteri ve belli oranda mantar var. Mantarların da tabii kandida olduğunu hepimiz bir kez daha hatırlayalım. Şimdi burada bakterilerin iyisi hakim, kötüsü baskılanmış vaziyette ama pusuda bekliyor. Mantar iyi bakteriler çoksa ortalığı işgal edemiyor. Ama biz herhangi bir nedenle, örneğin kontrolsüz ve lüzumsuz antibiyotik kullanarak bağırsağımızdaki iyi bakterileri yok ettiğimiz zaman ya da çoğunun yaptığı gibi sağlık kazanacağım, detoks yapacağım diye detoks merkezine gidip kolonoskopi yaptırıp makattan bağırsaklarım yıkanıyor diye bayram edip bütün probiyotik gücünü o detoks merkezinin eline bıraktığınız zaman bağırsaktaki iyi bakteriler gidiyor. Orayı kötü bakteriler ve mantar işgal ediyor. Kötü bakterilerin işgal ettiği duruma disbiyozis diyoruz. Mantarların işgal ettiği duruma da kandidiyazis diyoruz. Kandida işgali olduğu zaman da yorgunluk, halsizlik, eklem ağrıları, gaz, şişkinlik, ishal atakları birbirini izliyor. Hatta bağırsakları işgal eden o kandida kalın bağırsakta ince varsa mideye, affedersiniz, ağzınıza kadar geliyor. Örnek verelim. Belki hatırlarsınız siz de. Çocuklara uzun süre kontrolsüz antibiyotik verdiğiniz zaman ağızda çıkan pamukçuk, evet, işte bu hatadan kaynaklanan pamukçuk dediğiniz şey kandidadır. O mantar, bembeyaz gördüğünüz mantar aslında bağırsakta olan ve sizin verdiğiniz kontrolsüz antibiyotik, aşırı antibiyotik, gereksiz antibiyotik nedeniyle bağırsaktaki size yardımcı olan ortak güçlerinizi heba etmenizden dolayı orayı kötülerin işgal etmesinden kaynaklanan bir sistem. Buna da disbiyoz diyoruz. Bunun da belirtilerinden birisi gaz ve şişkinlik ama en masumu gaz ve şişkinlik Melda Hanım. Gaz şişkinlikten çok bir şey olmayabilir ama gece sizi terleten, gece kötü uyutan, sabahları eklem kas ağrılarıyla uyandıran, karın ağrıları, ishallerle bütün hayat konforunuzu bozan bir problemle yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle buradan duyuralım. Antibiyotik kullanımının kontrolsüzlüğü meselesi bizim toplumumuzun en önemli sorunlarından biri idi diyelim. Çünkü çok şükür Sağlık Bakanlığı son yıllarda antibiyotik kullanımını reçeteye bağladı ve antibiyotik kullanım takibatını çok ciddi bir noktaya doğru taşıdı. Burada artık görev eczacılara veya halka değil, biz hekimlere düşüyor. Kolay kolay antibiyotik yazmamamız, gereksiz yere antibiyotik yazmamamız gerekiyor. Peki yapıyor muyuz bu görevi yeterince? Üzülerek belirteyim, hayır.
Yani ben özellikle mesela son günlerde, son bu hafta içerisinde iki böyle vaka gördüm. Hem reçeteye oseltamivir yazılmış, ateşi var, boğaz ağrısı var, öksürüğü var. Yani bu bir influenza olmasın diye bir influenza ilacı antiviral verilmiş. Hem de bir hafta süreli bir de antibiyotik verilmiş. Yok öyle bir şey. Yani antibiyotik verebilmeniz için orada bir bakterinin olduğundan emin olmanız, o bakteriyi izole etmeniz ve verdiğiniz antibiyotiğin o bakteriye etkili olan bir antibiyotik olduğundan da emin olmanız lazım. Yani her antibiyotik her bakteriyi yok edemiyor. Dolayısıyla siz etkisiz antibiyotiği verdiğiniz zaman o antibiyotik sizin hedefinizdeki zararlı mikrobu öldüremiyor ama bağırsağınızdaki iyi mikropların canını okuyabiliyor. Çok hassas bir konu. Onun için biraz uzattım, kusura bakmayın. Evet, yani hep aslında yine o soruya geliyoruz. Antibiyotik kullanırken probiyotik kullanmak olmazsa olmaz mı? Hem çocukta hem yetişkinde. Birincisi, antibiyotik kullanmaktan çok sakınmak olmazsa olmaz. Sakınacağız. İkincisi, antibiyotiği gereklilik gördüğümüz zaman antibiyotik kullanmamızı gerektiren mikrobu izole edeceğiz. Ona uygun antibiyotik, en uygun hangisi ise bakacağız, ona uygun vereceğiz. Yani antibiyotik etkinlik testi dediğimiz testi yaptıracağız. Ama antibiyotik vereceksek bile, vermek zorunda kalırsak bile bunu en doğru antibiyotiği, en iyi dozda, en kısa süre nasıl kullanabilirim diye bakacağız. Hatta mümkünse biraz can yakma pahasına, mümkünse ağızdan değil kas içine ya da damar yoluyla verip bağırsaklara uğramadan antibiyotiğin sistemik etkisini göstermesini sağlayacağız. Ama tabii çok can yakan bir şey. Onun da altını çizmek lazım. Çok önemliydi. Evet. Onun için açarak konuştuk. Ama kısa araya gidelim. Aranın ardından bambaşka konularla size gelelim. Söylediğimiz gibi bambaşka konularla sizdeyiz efendim. Manşetimizde şimdi ilk olarak osteoporoz var. Osteoporoz dediğimizde çünkü neredeyse her iki kadının sohbetini, manşetini oluşturuyor hocam. Doğru. Çok fazla konuşuluyor. Osteoporoz hayatı doğrudan etkiliyor çünkü kadınların belli bir yaştan sonra. Osteoporoz önlenebilir mi, nasıl diye sorayım. Buradan başlayalım. Sohbetlere doğru konu başlığı yapalım. Evet. Öncelikle şunun altını çizelim Melda Hanım. Son 30 yılın en çok köpürtülen, sağlık köpürtülen derken gereksiz yere şişirilen demek istiyorum. Sağlık konularından birinin de osteoporoz olduğunu söyleyelim. Beş sağlık konusu açın, bir osteoporoz. Normalde osteoporoz yaşlanmanın doğal bir parçası. Yani yaşlanırken cildiniz kalitesini kaybederken, saçınız ağırıp dökülürken, kemiklerinizin 20 yaşınızdaki gibi dinç, sağlam, zımba gibi kalması mümkün değil. O da organik matriksinden özellikle çok şey kaybetmek durumunda. Ama bu kaybın kabul edilebilir oranı var, kabul edilemeyeni var. Peki niye son yıllarda 90'dan sonra özellikle osteoporoz gündeme girdi? Bunun iki sebebi var Melda Hanım. Birinci sebebi ömrümüzün uzaması. Çünkü osteoporoz daha çok yaşlılıkta göre bir problem. Yaşam süresi uzadıkça kemiklerin güç kaybetme süreci, porotik hale gelme yani koflaşma süreci diyelim ona, erimez kemik koflaşır süreci uzuyor. Dolayısıyla 65 yaşında ortalama ömrün olduğu 1950'li yıllarda çok nadir gördüğümüz ya da çok ciddiye almadığımız, hatta hekimlik pratiğinde konuşmak bile gündemimize getiremediğimiz osteoporoz bugün 90'lı yaşların, 85'li yaşların çok yaşandığı bir dünyada doğal olarak gündeme geldi. Birinci sebep bu. Ama çok daha önemli bir sebep daha var. Nedir? Osteoporoz alanının büyüdüğünü hisseden, gören ilaç firmaları işe yaramayan pek çok osteoporoz ilacını biz hekimlere pazarladılar. Arkalarını FDA onaylarını alarak, arkalarını kendi yaptırdıkları bilimsel araştırmaları alarak bu ilaçları bizim yazmamız için önümüze koydular. Ve biz hekimler de tıpkı üzülerek söyleyeyim bir aracı kurum dikkatsizliğiyle bunları reçete edebilir durumda olduk. Ama bugün net ve açık olarak ortaya çıkıyor ki, görülüyor ki osteoporoz meselesi aslında önlenebilir değil ama yönetilebilir bir mesele. Yani eğer siz yaşlanma sürecine girdiğiniz dönemden önce osteoporozla ilgili riskli olduğunuz konusunda uyarılır iseniz ama bu uyarmayı tetkik yaptırıp para harcatma, ilaç yazıp para harcatma şeklinde değil de yaşam tarzı değişikliği yaparak hastalığa karşı defans oluşturma şeklinde koyabilirseniz gerçekten önemli bir konu. Nasıl? Peki nasıl? Kaç yaştan çok kolay itibaren çok kolay nasıl hareket edelim? İşte egzersizinden belki protein miktarına, beslenmemize o dengeyi nasıl kurgulayalım? Melda Hanım, şimdi normalde
kemiklerin gelişme sürecinde pik kemik yükü veya pik kemik gücüne, yani zirve noktasına ulaştığı yaş 25-27-30 yaşı geçmez. 25 diyelim. Bu aslında benim size hep anlattığım, 25'e kadar oluşuruz, 25-50 yarısı, 50 arası yaş arası onu koruruz, 50'den sonra aşağıya doğru gideriz dediğimle uyumlu. 25-30 yaşından itibaren kadın da erkek de ortalama eşit miktarda %50 kemiğinin her yıl %50'ını kaybeder. Ama yaş 50'ye geldiği anda bu %50 kadında maalesef otomatik olarak %1-1,5 hatta 2'ye çıkar. Neden? Çünkü kadınların kemik bütünlükleri erkeklerden farklı olarak östrojen hormonuyla yakın temas halinde. Menopoza giren kadında östrojen hormonunun dibe vurup yok olması kemik bütünlüğü için büyük bir tehdit haline gelir ve o kemik kaybındaki hafif düzey, osteopeni dediğimiz düzey, osteoporoza, yani kemik koflaşmasına doğru koşarak gitmeye başlar. Yani aslında sadece kadının kemiği erimez, kadının kemiği koflaşmaz, erkeğin de kemiği koflaşır ama koflaşma sürati 75 yaşına geldiğiniz zaman, ben %1 kaybederken, %0.5 kaybederken, siz %2 kaybederseniz sizin kemik kaybınız benim 2 katım olur. Bir anormal durum daha var. Kadınlar için şanssızlık nedir o? Zaten kadınların 30'lu yaşlardaki pik kemik, zirve kemik güçleri, kemiklerinin yoğunlukları, güçleri, varlıkları, içindeki kalsiyum, magnezyum, potasyum, kolajen yükü erkeklerin neredeyse %70'i kadardır. Çünkü erkek bir de yarışa başta önde başlıyor. Önde koşmaya devam ediyor, kadın arkada kalıyor ve zaten bir süre sonra da kadının ayağına menopoz takıyor çelmeyi, kadın sendelemeye başlıyor. Dolayısıyla menopoza giren kadınların menopoza girmeden önce, yani premenopoz döneminde, hatta geçen hafta konuştuk, daha önce 35 yaşına itibaren bir kemik erimesi yönünde değerlendirilmesi ve risk grubunda olan kadınlara Ayşe Hanım, Fatma Hanım sen risk altındasın. Çünkü sen şu nedenlerle kemik kaybı açısından Fatma'ya, Süheyla'ya göre daha çok kemik kaybedeceksin. Hadi şunları bir devreye sok dememiz lazım. İsterseniz gelin, o riskler neler, kimler risk altında, evet. Bir de onlara ne söylememiz lazım onu konuşalım. Kesinlikle. Aslında biraz önce siz 5 büyük osteoporoz yanlışından birini söylediniz. Sadece kadınlara has değil, erkeklerin de içinde olduğu bir sorun, sağlık sorunu bu dediniz. Onu orada bir not etmiş olalım, 4'ü sonra alalım. Ama dediğiniz gibi ne yapalım noktası. Şimdi kim risk altında, o kim çok önemli. Kim risk altında, ona göre ne yapalım? Minyon tipli kadınlar ve erkekler ve tabii ki öncelikle kadınlar. Yani ne kadar beden cüsse hacminiz küçük ve ince, naif yapılıysanız kemik yapınız o derece naiftir. Kemik kitleniz o derece düşüktür ama kaybınız durmaz. Dolayısıyla sizin kemik kaybını hızlandıran sigara içmek gibi, hareketsiz yaşamak gibi, kalsiyumdan fakir beslenmek gibi, proteine abanmak gibi bir takım klasik hataları yapmamanız lazım. 2. Ailesinde osteoporoz hikayesi olanlar, genetik osteoporoz eğilimi olduğu bilinenler. 3. Özellikle beslenme modelinde yeteri kadar kolajen kazanamayan insanlar. Bir de tabii ki biraz önce özetlemeye çalıştım gene, egzersiz yapmayan, kalsiyumdan yeteri kadar faydalanamayan, ağızdan kalsiyum takviyesinden bahsetmiyorum, biraz sonra söyleyeceğim. O da büyük bir yanlış. O da büyük bir hata. Bu kişilerin daha baştan bilmeleri lazım bu şey. Bir de geçen hafta konuştuk erken yumurta yetersizliği meselesi. Evet. Yani östrojeni 35 yaşında, 37 yaşında düşmeye başlayan kadınlar, 40 yaşında menopoza giren kadınlar, bunlar zaten 50 yaşında ayağına çelme takılacak kadına göre 10 sene önce çelmeyi yiyen ve 10 sene önce %0.5 olan kemik kaybı %1'e çıkan şanssız kadınlar ve erkekler. Bunlara daha çok dikkat etmek lazım. Menopozik kadınlar tabii ki. Dolayısıyla birinci mesele bu. İkincisi, osteoporozun yönetilebilir bir problem olduğunu bilmemiz ve osteoporoz oluşumunun belli bir noktaya olabildiği kadar geç yaşa sarkmasını sağlayabilmemiz için egzersizi daha çok yapmamız lazım. Daha çok protein kazanmamız lazım ama protein zehirlenmesi yapar gibi o bilmem ne diyetleriyle, protein zengini diyetlerle bir ismi de var onun. Ketojenik diyet gibi hatalara girmemeniz lazım. Çok sık kilo alıp vermemeniz lazım. Mümkün olduğu kadar kalsiyum zengini süt ürünlerine, süt değil konuşacağız biraz sonra. Ve kalsiyum zengini sebzelere, bakliyatlara ağırlık vermeniz lazım. Bunu yaparsanız kemik güçlü kalıyor ama
hep aklımıza yine burada da beslenme geliyor, yetmez. Çünkü kemiği güçlü kılan temel şeylerden birisi kemiğin sistemden kalsiyum çekmesini, D vitamini çekmesini, kolajen, potasyum, magnezyum, stransiyum çekmesinin nedenlerine bir kemiğe bindirdiğiniz yüktür. Kemiği ne kadar zorlarsanız, ne kadar zora sokarsanız içine o kadar kendi kırılmamak için mümkün olduğu kadar çok madde çeker. Nedir zora sokan kemiği? Egzersiz. Hangi egzersiz? Direnç egzersizi. Evet. Yürümek değil. Yürümek de işe yarar. Ama ara sıra yokuş çıkmak, squat yapmak, dizleriniz sağlamsa tabii, mümkün olduğu kadar ağırlık kaldırmalar, itme çekme, illa ağırlık almaz. Duvarı itin, masayı itin, dolabı itin, hepsi işe yarar. Yani tendonu, her kası zorlayacak. Olalım, her yaşta, her yaşta. Zaten bunu yapmadığınız zaman kas kaybınız olur. Kas kaybınız olduğu zaman enerji üretiminiz azalır. Dolayısıyla sadece kemik kaybınız olmaz. Kas kaybınız da bir araya geldiği zaman osteoporoz daha da hızlanır. Dolayısıyla beslenmede daha çok, onu biraz sonra konuşalım, ne yiyeceğiz diye. Daha çok kalsiyum nereden kazanırım, kolajeni nereden kazanırım, potasyumu, magnezyumu nereden kazanırım? İki, aktivitede nasıl bu kasları kullanarak, tendonları girerek, kemiğe yük vererek kemiğimin içine daha fazla ham madde sokar, kemiğimin bütünlüğünü o kadar çok koruyabilirim. Kafa yormamız lazım. Evet. Şimdi bunların hepsini konuşalım ama biraz önce söylemiştiniz, osteoporoz bir kadın hastalığıdır sözü büyük bir yanlış. Erkekleri de ilgilendirir. Diğer dörde baktığımızda biraz önce söylediğiniz önemli başlıklardan biriydi. Mutlak ilaçla tedavi edilir de yanlış bilgi. Yanlış bilgi. Kesin. Osteoporoz yanlışlarından ikincisi budur. Osteoporozun tedavisinde bizim önümüze koydukları her ilacı ortalama 6 ile 10 yıl içinde ilaç sanayi, vallahi bu pek işe yaramadı kusura bakmayın deyip geri çekti. Çünkü difosfonatları koydular önce önümüze. Difosfonatların kemik yoğunluğunu arttırdığını gördük. Ama kemiğin içine kemik materyali değil, o ilaçların kendisinin girdiğini ve yoğunluğu arttığını anladık. Çünkü difosfonat kullanıp kemik yoğunluğunu koruduğunuz ya da arttırdığınız hiçbir kadın düştüğü zaman kemiklerinin kırılmasından kendisini koruyamadı. Dolayısıyla mesele tabii ki gerekliyse ilaçları özel durumlarda kullanalım. Yani bu söylediklerim sakın osteoporoz ilaçlarına külliyen karşıyım gibi düşünmesin. Ama nerede bir osteoporoz vakası var, ne yiyeceği, ne içeceği, ne kadar egzersiz yapacağı, hangi takviyeleri, hangi destekleri kullanacağı konuşulmadan hemen bir enjeksiyonla osteoporoz ilacı yazılıyor. Bu son derece yanlış, son derece riskli ve son derece tehlikeli olabilen bir yoldur. Bunu bilirim. Evet, osteoporozlu kemik mutlaka kırılır. Osteoporoz için kalsiyum takviyesi şarttır. Beslenme ile ilişkisi yoktur. Diğer saydığınız yanlışlar. Osteoporozlu kemik mutlaka kırılmaz. Onu bilirim. Evet, osteoporozlu kemik düşerseniz kırılır. Şiddetli düşerseniz sağlam kemik de kırılabilir. Onun için size Osman Hoca zaten ilişkisinden sonra stratejileri ne diyordu? Durma, düşme, üşütme. Durma kemiklerin kasların içindir. Düşme bir yerini kırmamanız için. Dolayısıyla erkek de kadın da durursa ve düşerse osteoporozu olsun olmasın bir yere kırılır. Sizin de çevrenizde vardır 40 yaşında düşüp kolunu kıran, 40 yaşında düşüp kalçasını kıran pek çok insan. Evet. Şunu söyleyelim hocam, havada kalmasın. Ağızdan kalsiyum olmaz dediniz biraz önce. Oradan da şeye geçelim. Güçlü kemiklere sahip olmanın 10 etkili yolu dediğimizde beslenmeyi tam olarak nasıl kurgulayalım? Güçlü kemik deyince aklımıza niyeyse öncelikle kalsiyum geliyor. Çünkü bize öyle öğretildi. Ama o yanlışın artık bugün farkına varmamız lazım. Çünkü güçlü kemik için kalsiyum yutmak zorunda değiliz. Kalsiyumdan zengin besinleri bedenimize sokmamız daha etkili ve daha kesin bir yol. Kalsiyum soktuğumuz zaman da hangi kalsiyumu soktuğumuzu bilmemiz lazım. Çöp kalsiyumları, kalsiyum karbonatı değil. Tekrar diyorum, kalsiyum karbonatı, kalsiyum oksidi değil, kalsiyum sitratı, kalsiyum glisinatı. Yani kemiğin metabolik olarak kullanabileceği, emilimi daha kolay, kana daha çok kolay karışan kalsiyumları sokmamız lazım. İki, kalsiyum eğer D vitamini yoksa, K2 vitamini yoksa, D3 ve K2 işbirliği yoksa kemiğin içinde kalmıyor. Ve siz istediğiniz kadar kalsiyum almaya çalışın, D3'ünüz eksikse, D vitamininiz, o kalsiyum emilmiyor. İster yemekle yiyin, yiyecekle alın, isterseniz takviye olarak alın. Dolayısıyla D3 K2 olmadan bu sistem çalışmaz. K2 vitaminini ve D3 vitaminini mutlaka makul seviyelerde tutmak zorundasınız. Peki kemiğe sadece kalsiyum koysak kemik olur mu? Olmaz. Beton olur ama kemik olmaz. Yani kemik olması için
kolajene, organik matrikse ihtiyacı var. Ayrıca magnezyuma ihtiyacı var, potasyuma ihtiyacı var. Yani sizin beslenme sisteminize bu ekibi D3, K2 vitaminlerini, 2 vitamini, magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi, stransiyum gibi, boron gibi hatta mineralleri de sisteme sokabiliyor. Onun için de önce beslenmeyi düzenleyebiliyor olmanız lazım. Ve osteoporoz önlenmesi için Melda Hanım, daha işin başında bu hastam yeteri kadar D vitamini gücüne sahip mi? Bu kişi yeteri kadar K2 kazanıyor mu? Bu kişinin kalsiyum dengesi yerinde mi? Çünkü şöyle bir sorun da var. Kalsiyum dengeniz eğer iyi değilse, zaten yeterli kalsiyum kazanmıyorsanız, vücut ihtiyacı olan kalsiyumu kemikten çalıyor. Dolayısıyla sizin kalsiyum eksikliğiniz, bırakın kemiği beslememe, kemiği kalsiyumdan zenginleştirmeme yanlışı dışında, kemikten kalsiyum hırsızlığının başlamasına yol açıyor. O nedenle besinlerle düzenli kalsiyum kazanmak her yaşta, ama özellikle premenopoz ve menopoz döneminde kadınlar için çok 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 önemli. Dedik, gündemi koyduk, bir virgül koyalım, kısa araya gidelim. Memnuniyetle. Devam edelim. Yeniden sizdeyiz efendim. Osteoporozla ilgili o kadar çok soru var ki hocam. Ona bir virgül koyalım bence. Çünkü Osman Hoca'ya sorun dediğimizde de gelen çok soru var. Tamam. Beslenme ilişkisi, bu beslenmenin içeriği nasıl olmalı, takviyeler, egzersiz, osteoporozu konuşmaya haftaya devam edelim. Ama Osman Hoca'ya sorun dediğimizde de farklı konular var. İşte onlardan biri. Bu da çok sohbetlerde yer bulur. Sirke zayıflatır mı gerçekten? Yok. Sirkeyle zayıflanmaz. Yani sirke, özellikle elma sirkesinde bu konuda çok gereksiz bir rol verilir. Ama elma sirkesiyle ilgili bile elimizde böyle elle tutulur güvenli bir araştırma yok. Ancak şunu biliyoruz, insülin direnci olanlar, kan şekeri dengesizliği olanlar için bir iyi haber. Akşam 2 kaşık sirke, mideniz sağlamsa, salatanızı eklediğiniz zaman ya da suyunuzu ekleyip içebiliyorsanız, ertesi sabahki kan şekeriniz biraz daha düşük oluyor. Bunun da biraz zayıflamaya faydası olabilir mi? Pek zannetmiyorum. O nedenle biz merakla beklenen bu sorunun cevabını hayır olarak verelim. Hayırlı olur. Peki. Fibromiyalji ile adale romatizması aynı şey mi? Değil. Değil. Fibromiyalji romatizmadan daha geniş bir alan, daha geniş bir sorun. Daha tanımlanması güç olan bir sorun. Çünkü fibromiyaljide adale romatizmasının oluşturduğu ağrı işareti dışında, adale romatizmasından farklı olarak depresif bir ruh hali, uyku bozuklukları ve kronik bir yorgunluk üçlüsü de fibromiyaljiye çoğu zaman eşlik eder. Yani sadece gezici kas ağrıları ya da kas kemik eklem ağrıları değil, depresif bir ruh hali, olağanüstü ciddi bir bitkinlik, halsizlik, yorgunluk hissi ve beraberinde mutlaka bir uyku problemi hep vardır. Peki. Şimdi herkesin asıl gayesi mutlu olmak. Mutluluk hormonu serotonini nasıl yükseltebiliriz diye soruyor izleyicimiz. En etkili yolu egzersizdir. Yani ne kadar çok egzersiz yaparsanız beyninizin serotonin benzeri maddeleri üretme ihtimali, aynı zamanda serotonin üretme ihtimali de o oranda artar. Serotoninin ham maddesi 5-hidroksitriptofan isimli bir amino asit. Ancak bu amino asitin vücuda girmesi, kandan beyin omurilik sıvısını, beyin omurilik barajını, çok özür dilerim, aşarak beyine girip serotonin üretiminde kullanması pek zor. Diğer amino asitler bununla yarışıyor. Yani diyelim ki 4 tane amino asit beyin omurilik sıvısını geçmek istiyor. Bunlardan birisi triptofan, ama diğerleri yarışa girerek triptofanın emilmesini önleyip kendilerinin emilmesi için gayret gösteriyor. Bunu nereye getirmek istiyorum konuyu? Şu: eğer siz düzenli ve ciddi egzersiz yaparsanız, o triptofanla serotonin üretimindeki ham maddenin emilimini engelleyen amino asitleri egzersizde kullanırsanız, triptofan o zaman çok daha rahat emilir. Onun için egzersizden sonra insanlar sadece endorfinler nedeniyle değil, daha kolay ve daha iyi kendilerini mutlu hissetme şansı yakalarlar. Daha çok serotonin üretirler. O zaman en çok serotonin üretmenin en etkili yolunun birinin egzersiz olduğunu tekrar altını çizelim. Bir başkası olumlu düşünmek, pozitif düşünmek, kendinizi dürtmek, beyninizi dürtmek. Kesin. Ama negatif düşüncelerle değil, pozitif düşüncelerle, hep olmasını arzu ettiğiniz iyi şeyleri önceleyerek düşünmek de serotonin üretiminizi artırabilirsiniz. İşte anahtarlardan biri daha dedik geldik. Kurdeşen neden olur, antibiyotik yol açar mı sorusuna?
Kurdeşen birdenbire ortaya çıkan bir alerji türü. Farklı alerji işaretleri var. Bu bakla bakla şişti cildim, evet. Kızardı, şişti, kabardı falan dediğiniz zaman o işte kurdeşen halk arasındaki adı. Bunun daha ağır şekli anjinonötik ödem. Yani cildinizdeki o kabarıklara ek olarak, kaşıntılı kabarıklara ek olarak dilinizin, boğazınızın şişmesi, Allah korusun, nefes almada zorluk çekebileceğiniz bir durum. Bu genellikle gıda alerjilerinde ortaya çıkar. Aynı zamanda bazen gıdanın kendisi değil de içine katılan boyalardan, gıda katkılarından, sentetik maddelerinden, o maddelerden ortaya çıkar. Daha nadir olarak başka alerjenlerle de kurdeşen ortaya çıkabilir. Burada bir alerji uzmanıyla görüşmek ve kurdeşene yol açan hadiseyi bulmaya çalışmak lazım ama çoğu zaman pek sonuç alınmaz. Aslında sözünüzü balla kesmiş olayım. Kurdeşene hep strese bağlı diye düşünürüz ama. Etkili. Stresin de bazı insanlarda çok güzel söylediniz. Stres de bir nevi insanın alerjisi gibidir. Değil mi? Bazı insanlar güneş ışıklarıyla kurdeşen atakları geçirebilirler. Bazı insanlar strese girdikleri zaman kaşıntılı ve kurdeşene kadar gidebilen alerjik ataklar geçirebilirler. Hatta çok daha nadire midedeki helikobakter enfeksiyonu varsa, helikobakter yuvalanması, gastriti varsa bunun da sebebi bulamayan kurdeşenlerin arkasında bu problemin olabileceğini biz hep düşünür ve araştırırız. Önemliydi. Geldik diğer soruya. Kolesterol nefes darlığı yapar mı? Yok, yapar hiç mı? Alakası yok. Kolesterolün hiç alakası yok nefes darlığıyla. Net. Net. Peki. Geçtik diğer soruya. Boğaz ve burnu koruyan probiyotik var mı? Probiyotiklerin zaten ağzımızı burnumuzu koruyan mikroplar var. Hepimizin de o mikropların hangileri olduğu biraz kişiye özel. Yani hepimizin burnunda, ağzında milyonlarca bakteri yaşıyor. Bu bakterilerin kendi aralarında da probiyotik gücü faydalı bakteri olanlar var, zararlı olanlar var. Ama faydaları artırmak için ağızda tutulup yutulmadan çiğnenen, emilen probiyotik patentleri var. Örneğin Lactobacillus plantarus ve 299 bunlardan biri. Kronik boğaz enfeksiyonlarında kullanılabiliyor. Ya da diş çürüklerinde kullanılan böyle patentli bir başka probiyotik daha var. Diş çürümesini önleyen, diş iltihaplarını önleyen, periodontit istediğimiz diş eti iltihaplarını önleyen, önlemede işe yarayan desek daha doğru olur. Probiyotikler de var. Geldik bir C vitamini sorusuna. C vitamini lenfositleri güçlendirir mi? Güçlendirir. Çok net araştırmalarımız var. O nedenle zaten bağışıklık gücünü artırmak için özellikle viral enfeksiyon, bakteriyel enfeksiyonlar olan kişilerde C vitamininden zengin beslendiririz. C vitamini gücünü arttır deriz. Zaten bu C vitamini bağışıklık gücünü arttırdığı için Melda Hanım, biz canlılar içerisinde maalesef C vitamini üretimi olmayan tek canlıyız. Daha önce söylemiştim size keçiler bile üretiyor. Ama bir keçi günde 1 gram keçi C vitamini üretirken enfeksiyona yakalayınca bu 10 grama kadar çıkabiliyor ürettiği miktar. Neden? Çünkü vücut kendini korumak için, bağışıklığı güçlendirmek için C vitamini imal ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Hem savaşçı T hücrelerinin savaş kabiliyetini, fagositoz yeteneklerini, mikropları yeme, hazmetme yeteneklerini arttırıyor. Hem de B lenfositleri dediğimiz antikor üreten lenfositlerin antikor üretme kabiliyetlerini yükseltebiliyor. Onun için zaten çok ağır enfeksiyonlarda hastaneye gittiğiniz zaman size hemen C vitamini bir serum takıyorlar. Evet, son bir soru olsun. Şansımızı lahanadan yana kullanalım. Lahanaya zeytinyağı eklemek kemikleri güçlendirir mi diye soruyor izleyicimiz. Yok. Ama lahanaya zeytinyağı eklemeseniz bile lahana muazzam bir kemik dostu. Çünkü bitkisel kalsiyumun en çok bulunduğu sebzelerden birisi lahana. Karnabahar hemen onun arkasından geliyor. Zeytinyağı eklemenizin buna ek bir yararı olmaz. Ama lahana başlı başına, zeytinyağı başlı başına istedim. Bir servet. Tabii ki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz adına Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte efendim yaşasın hayat dedirtmek için sizlerdeydik. Umarız haberler de bize yardımcı olur ve iyi haberlerle karşınızda oluruz. Sağlıkla, varlıkla.